Herkese merhaba arkadaşlar. Jele Studios'a hoş geldiniz. Bu videoyu izliyorsan demek ki bizden alışveriş yapmışsındır. Şimdi biz hep beraber 11. şablonu örnek olarak yapacağız. İlk önce 11. şablonumuzu arşivden çıkaralım. Böyle bir dosya açıldı. Açıyoruz onu. Ve ilk önce After Effects PRG'yi açıyoruz. Çift tıklıyoruz. Şu an proje açıldı. Şablonumuz sıfırda. Bakalım neler varmış. Gördüğümüz gibi master comp var. Burası çalışma alanımız. Ondan sonra buradan düzenle tr değiştir diye bir dosya var. Onun içinde metini gir ve video diye iki tane dosya var. Metin 1. Burada gelin ve damat adını veya başka bir video yapıyorsanız onun adını yazabilirsiniz. Tarih varsa tarihi, yoksa başka bir şey yazabilirsiniz. Metin 2'de de kendi logonuzu veya başka bir şey yazabilirsiniz. Video kısmına da burada gördüğümüz gibi 1'e tıkladığımda aşağıda direkt 1'in üzerine düşüyor alt çizgi. 2'ye tıklasam 2 numaralı videonun altında beyaz çizgi çıkıyor. Ve öyle devam ediyor. Yani biz ne yapmalıyız? İlk önce metinleri değiştirmeliyiz. Daha sonra video kısmına geçip buraya videolarımızı yerleştirmeliyiz. Örnek olsun diye video yerine fotoğraf yerleştireceğim. Çünkü bilgisayarım kasıyor. Şimdi aktiflere bakalım. Medya diye bir dosya var. Medyanın içinde aktifler var. Dokunma demişiz. Dokunmayalım lütfen. Müzik var. Buraya da dokunmaya gerek yok. Müzik hazır içinde açılıyor. Müzik aramaya da gerek kalmıyor. Ve sadece video kısmı, video dosyası boş. Buraya da dediğim gibi ben şu an fotoğraf yükleyeceğim. Ama siz isterseniz fotoğraf, isterseniz video yükleyebilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye ve daha hızlı akalım diye fotoğraf yükleyeceğim. Fotoğraf veya video yüklemek için boş alanda çift tıklamanız yeterli. Buradan sadece bunları alayım. Örnek için tekrar dediğim gibi örnek olsun diye. Ve bunları video dosyasına yüklüyorum. Şimdi diyelim ki ilk videomuz bu. Bunu alıyorum. Video 1 altına yerleştiriyorum buraya. Seçtim, yerleştim. Yerleştirdim. Ondan sonra video 2'yi seçiyoruz ve ikinci fotoğrafımızı yerleştiriyoruz. Dediğim gibi isterseniz fotoğraf, isterseniz video yükleyin. Çünkü şablon bayağı hareketli, dinamik. O yüzden hem fotoğraf hem video kullanabilirsiniz. Üçüncü videoya geçelim. Üçüncü fotoğrafımızı yerleştirelim. Bütün fotoğraf ve videolarınızı yerleştirdikten sonra yine master comp'a geliyorsunuz. Master comp'a geliyorsunuz ve ne yaptıklarınızı izliyorsunuz. Yani böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Zaten preview'da siz orijinal videoyu göreceksiniz. Hatta şimdi onu göstereyim. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Ayrıca alışveriş yaptığınız için de çok teşekkür ederim.